107. Emniyet Müdürlüğü'ne geri dönüş. Yolda birkaç telefon görüşmesi. Tonfa adli tıpta kök salmıştı. Favini bir hayaletin, Pernod peşinde koşuyordu. Audrey de bir leoparın, Laguara na selva'nın ve intihar etmiş birinin, Jean Patrick Marot'un peşindeydi. Levantin daha fazla ilerleme kaydedememişti hala bir sonraki kurbanın ya da çoktan kurban edilmiş olan kadının akraba olduğu kişiyi belirlemelerini sağlayacak rezerv ayrım dosyalarını açmak için gereken şifreyi bekliyordu. Cesetlerden alınan kan örneklerinden bir sonuç çıkmamıştı. 40. analizdeydiler. Irwin devam etmelerini söyledi. Farklı bir kan grubunun katilin kan grubu çıkacağı kesindi. Sofia'dan da bir haber yoktu. Seni burada bırakırsam sorun olur mu diye sordu Kripo. Eve uğramak istiyorum. Yok olmaz. Belki Irwin da aynısını yapmalıydı ter ve kedi sidiği kokuyordu ama dört duvar arasında tek başına oturup İtalyan kadından telefon beklemek istemiyordu. 36'da yalnız kalmayı tercih ediyordu. Ana kapıdan girdi, A merdivenine yönendi, karanlıkta basamakları tırmanmaya başladı. Biri seni bekliyor dedi Audrey dördüncü katta karşılaştıklarında. Kim? Cesur polisi bekleyen uzun boylu bir burjuva kadını. Bir klasik. Onu toplantı salonuna aldım. Audrey'i hiyerarşiyi öğretememişti bir türlü. Aldırmamaya karar verdi. Genç kadının kötü tavırları sonuç almadaki başarılarıyla at başa gidiyordu. Salona girdi. Bu saatte boştu. Sofia bir köşeye oturmuş. Kuralları çiğneyerek sigara içiyordu titriyordu, ağlamak üzereydi, elektrikli sandalyeye bağlanmış gibi bir hali vardı. Urban ona yaklaştı, kalbi bir boks torbası gibi sağır edici bir sesle çarpıyordu. Ne oldu? Kapıyı kapat diye emretti genç kadın, izmaritini yerde ezerken. Irwin söyleneni yaptı. Genç kadın Balenciaga'sından A4 boyutunda bir zarf çıkardı. Bir felaketin alışıldık başlangıcı avukatım ekonomik faaliyetleri araştıran bir ajansa başvurdu o ne ki özel bir dedektif mali işlerde uzman babanın koltano hisselerinin %16'sına sahip olduğunu belirlemiş bu zaten bilinen bir şey bir lüksemburg şirketi de %18'ine bu şirketin adı ne himak yeni bir bağlantı daha Afrika'dan çivileri getiren şirket aynı zamanda Koltak Hanım'ın da ortağıydı. Sofia bir sigara daha yaktı. Dudakları filtrenin üstünde titriyordu. Irvin onu hiç bu kadar gergin görmemişti. Bunlar herkesin bildiği rakamlar. Öyle değil mi diye sordu onu sakinleştirmek için. Burada söz konusu olan herkes değil. Himak'ın arkasındaki kişi. Kim? Babam. Irwin soğukkanlı polis rolünde boşuna ısrar ediyordu. Kafası karışmıştı. Nasıl yani? Şirket kurulduğundan beri babam koltanunun %18'ine sahip ve bundan önce de babanın manganez çıkaran şirketlerinde de hissedermiş. Bizim ihtiyarların aynı şirketler bünyesinde birbirlerine rakip olduklarını mı söylemek istiyorsun? Hayır, Ezelden beri Afrika'da birlikte çalıştıklarını söylemek istiyorum. Afrikalılar, Afrikalıların maden işletme şirketlerinden onlara verdikleri payları bölüşmüşler ve yüzümüze baka baka bizimle alay etmişler. Irwin başını salladı. Bu hiç tutarlı değildi. Sen hikayeyi bilmiyorsun diye karşılık verdi genç kadına bir cinayet soruşturmasını başarıyla sonuçlandırdığı için babamın dönemin başkanı Mobutu'yla özel ilişkileri vardı. Zaire Floransa'ya çok uzak ve babamın oralarda hep bir işleri vardı. Etiyopya gibi eski İtalyan sömürgeleriyle çalıştığını iddia ediyordu ama yalan söylüyordu. Uzmanlık alanı Kongoydu. Bize numara mı yaptılar? Neden? bizi kullanmak için Luke ile beni bizim karşılaşmamızı ve evlenmemizi sağlamak için artık bu paranoya olmaktan çıkmıştım. Sofia kontrolünü kaybediyordu. Ne gibi çıkarları var? Öldüklerinde Afrika'daki paylarının birleşmesi. Ağzında sigara zarfı açtı ve Irvin'a bir tomar kağıt uzattı. Öfke onu gençleştiriyor, daha da güzelleştiriyordu. Hepsi burada araştırmayı yapan dedektife göre ne senin baban ne de benimki koltuğunu da asla daha fazla hisse sahibi olamazlarmış. Afrikalı generallerle yapılan zımni anlaşma böyle. Ne birinin ne de diğerinin %33'ten fazla pay sahibi olması söz konusu değil. Neden? Çünkü bu azınlık hisselerinin blokajı demek ve gerçek patron haline gelmek demek ve istedikleri her konuda gıyaben karar almaları demek. Sizin evlenmenizin onlara yararı ne hala anlamış değilim. Evlendikten sonra edinilmiş mallarda ortak pay sahibi olma koşulu var. İhtiyarlar ölünce onların hisseleri ortak sepete düşecek ve Luke ile ben koltuğunu hisselerinin %33'ünden daha fazlasına sahip olacağız. Böylelikle de azınlık hisselerinin blokajı ortak yönetim olarak bize geçecek. Kongolular buna karşı hiçbir şey yapamazlar. Çünkü Coltano bir Fransız şirketi. Madem ki ölecekler dedi Irwin, iyiden iyiye afallamıştı. Zafer bunun neresinde olacak? Çocuklarını evlendirerek krallıklarını birleştirmiş oldular. Bizim üstümüzden de gücü ele geçirecekler. Koltano hisseleri konusunda tek mirasçı sizler değilsiniz. Senin kız kardeşlerin var, ben varım, Gal var. Sofia bir tür zafer dolu öfkeyle zarftan başka bir belge çıkardı. Babanın vasiyetinin bir sureti. Sana daha önce de söylemiştim. Koltano'daki hisselerinin tamamını Luca bırakıyor. Sanki okuması yasak bir tabu kutsal bir metinmiş gibi Erwin gayri ihtiyari gözlerini kaçırdı. Ölümünün öncesinde babasının planlarını okuyacak olmasında edebe aykırı bir şeyler vardı. Aynı zamanda da Sofya'nın dedektifinin ulaştığı bu belgeleri düşünüyordu. Böyle bir belgeyi bulmak Fransa nükleer vuruş gücünün şifrelerine ulaşmakla aynı şeydi. Babamın vasiyetini de ele geçirdim. Aynı plan İnan bana her şey çok iyi hazırlanmış. O dönemde sizin evleneceğinizin garantisi yoktu diye bahane bulmaya çalıştı Irwin laf olsun diye. Sen öylesen bizim tanışmamızı sağlamak yeterliydi. Luke bir yarı tanrıydı ve ben de hiç fena sayılmazdım. Irwin yumruk yemiş gibiydi. Bir evlilik anlaşması yapabilirdiniz. Babam da tıpkı senin baban gibi malların ayrılmasını istiyordu. Biz tersini yapmakta ısrarcı olduk. Gençlerin sorunları ve isyanı. Bunda tahmin edilemeyecek bir şey yoktu. Irwin bir şey söylemeden belgeyi ona geri verdi. Bu kan yoluyla bir has dedi Sofia. Bana her şeyi vermek isterken benden her şeyi aldı. Sofia'nın her zaman düz ve parlak olan saçı darmadağınıktı. Terliyordu sanki derisinin gözenekleri daha da genişlemişti unutuyordum. En sona en iyisi. Irwin genç kadının ona uzattığı fotoğrafa bakmak için başını öne eğdi. Fotoğrafta uzun ve gür saçlı ponza taşını andıran güçlü yüz ifadesiyle bir adam gülümsüyordu. Çocuklarından hatırladığı kadarıyla babası, çocukluğundan hatırladığı kadarıyla babasıydı. Dizlerinde İtalyan aristokrasi tarihini sanki tek başına temsil ediyormuş gibi görünen uslu bir kız çocuğu oturuyordu. Yine de uzun siyah saçları ve hafif çekik gözleriyle bir Avrasyalıyı veya kızıl deriliği andırıyordu. Sofia, bunu nerede buldun? Kendi fotoğraf kutumda. Bu resim buraya tesadüfen girmiş olmalı. Evimde onların yalanlarının kanıtlarını saklıyormuşum. Baban benim doğumumu görmüş. Sonuç olarak Irvin ne şoke olmuş ne de şaşırmıştı. Sofia'dan farklı olarak kendi doğumuna sebep olmuş hayvanı uzun zamandan beri tanıyordu. Luca bundan söz ettin mi? Henüz etmedim. Zaten kız kardeşinin o aptallığından sonra ne yaptığını bilmez halde. Sürekli mantralar tekrarlıyor meditasyon yapıyor ve ölesiye kokain çekiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Daha önce düşündüğüm şeyi, boşanmayı. Hiç istemediğim kadar. Irvin hiç düşünmeden onun elini tuttu, Sofia çekti. Gerçekten de romantik davranmanın sırası değildi. Üstelik parmakları da buz gibiydi. Kız kardeşin haklı diye mırıldandı Sofia. Onları alt etmek gerekiyor, onları mahvetmek gerekiyor. Babama dikkat et. Sen beni ne sanıyorsun? Yatılı kız okulundan çıkmış aptal küçük bir kız mı? Irvin az kalsın evet diyecekti ki Sofia devam etti. Senin ihtiyardan hiçbir eksiği olmayan condottierallerin yanında büyüdüm. Irvin Irvin artık dinlemiyordu. Önceki geceyi düşünüyordu. Hayır, düşünmüyor, yeniden yaşıyordu. Neredeyse acı verecek kadar dokunaklı mutluluk tanecikleri halinde içine akan karanlık ve sıcak bir güçtü bu. Sofia'nın kollarının bacaklarının arasında ne hissettiğini anlatmak hatta anlamak için kelimeler, düşünceler yetersiz kalıyordu. Bu duygu muhteşem bir armağandı. Hiçbir zaman bunu itiraf edememişti ama bir kadının onu şaşırmaya da devam edecekti. Bu tıpkı bir tapınağa ölümlülere yasak olan kutsal bir yere girmek gibiydi. Kapı vuruldu. Irvin cevap verene kadar ziyaretçisi içeri dalmıştı bile. 18. yüzyıldan fırlayıp gelmiş gibiydi. Yüzüne pudra sürmüş, gri saçlarını at kuyruğu yapmış, manşetleri dantelli, lal rengi bir redingot dize kadar bir pantolon ile beyaz çoraplar ve tokalı ayakkabılar giymişti. Irvin'in bir eliyle bastonundan destek alan diğer eli kalçasında hafifçe eğik duran kripoyu tanıması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Bu ne hal? Geceki toplantımız için. Ne geceki, toplantı ne? geceki toplantımız mı? Marquis de Seyit kılığına girdim. Köklerimize geri, dön geri dönüş arkadaşlar. 108. Coltano'nun geleceğiyle ilgilenmeli. Pernod'un etrafında yoğunlaşan şüpheler için endişelenmeli ya da onun katillerine sataşan geçmişe ait bu hortlağın kim olduğunu her zamanki gibi kendisi araştırmalıydı. Yapacak başka bir şey yoktu. Yatağına uzanmıştı. Kafası joint içmiş ya da yüksek dozda ilaç almış gibi dumanlıydı. Gal hayattaydı. Önemli olan tek şey de buydu. Gerisi önemsizdi. Sıradan boktanlıklar. Cumartesi gecesiydi. Saat 21.30'du ve gözlerini tavana dikili bir şekilde sesini sonuna kadar açtığı radyoyu dinliyordu. Sarhoşluğu engin derin aynı zamanda da hafifti. Sanki yatağında sallanıyordu. Kendini 40 yıl önce Lualaba nehrindeki bir maunada pusuya yatmış, transistörlü radyosunu dinleyip bir yandan da Terry botu beklerken görüyordum. Aslında ana hatlarıyla bakıldığında pek bir şey değişmemişti. Suların yalpası hep vardı. İlk soruşturmasının heyecanı da ve elbette Afrika tadı da bu kırmızı toprakları yüreğinize işleyen ve retinanızı yakan o manzaraları, değerli hazinelerini, sanatçı duygusallıklarını, şaşırtıcı batıl itikatlarını ortaya koyan o neşeli, kaba ve nahif kadınlar ile erkekleri tanıyınca insanın başka bir şeye güveni kalmıyordu. Afrika kronik sıtma gibiydi. İnsan iyileştiğini sanıyordu çünkü parazitler görünürde yok oluyor. Ancak karaciğer de varlığını sürdürüyor ve birdenbire yeniden ortaya çıkacakları anı kolluyordu. Kapı vuruldu. Morvan bir hamlede doğruldu, komodinde duran tabancaya uzandı, sonra vazgeçti. Kapının bu şekilde vurulması üç şeyin göstergesiydi. Ziyaretçi aşağı kapıdaki şifreyi biliyordu. Interfonun yer aldığı ikinci kapıyı geçmek için kartı vardı ve cumartesi akşamı olduğundan servis merdiveninden çıkması ve kapıyı çalması gerektiğini biliyordu. Irvin olmalıydı gidip kapıyı açtı. "5 dakikan var mı?" diye sordu oğlu bozuk bir tavırla. Morvin kıyafetini de göstermek için kollarını açtı eşofman üstü ve pantolonuyla. Kürk astarlı terlikler Irvin'ı içeri alarak içecek bir şeyler teklif etti. Irvin başını sertçe sallayarak teklifi reddetti. Bu hareketi Morvin'ı duygulandırdı. 40 yılı aşkın bir süredir hep aynı inatçılık sadece ona has daima bir ayağı frende ilerlemekte ısrar eden aynı dik kafalılık. Radyoyu kapattı ve ortamı yumuşatmaya çalıştı. Bir cumartesi gecesini birlikte geçirmeyeli uzun zaman oldu. Televizyon izlediğimiz geceleri hatırlıyor musun biz? Sana bir hatıra getirdim. Irvin yatağın üstüne bir fotoğraf bıraktı. Morvin fotoğrafı alınca yüz ifadesi anında değişti. Libreville 1978 Montefiore onu birkaç günlüğüne villasına davet etmişti. Yeni bir demiryolu hattının raylarıyla ilgili olarak Omor Bongo ile olağanüstü şartlarda bir sözleşme imzalıyordu. Bu fotoğrafta onun yüreğini burkan ne Sofia'ydı kaprisli o küçük kıza hiçbir zaman tahammül edememişti. Ne de kendisinin ve hurdacının geride bıraktıkları gençlikleriydi. Yüreğini burkan bu fotoğrafa hakim olan o büyük kurtuluş hayaliydi. O yıllarda iki köle tüccarı çocuklarının yazgılarının onların günahlarını affettireceklerini ya da en azından haklı göstereceğini düşünüyorlardı. Ama hiç de öyle olmamıştı. Pis işlerini sürdürmüşler, çocukları da suçlarla beslendiklerini beslendiklerini için için hissederek varlık içinde büyümüşlerdi. Masumiyet gözyaşlarına döküp giden geçici bir bulut misali hepsinden uzaklaşmıştı. Bunu sana kim verdi Sofia? Sofia kendi araştırmasını yaptı ve tuhaf şeyler buldu. Cevabımı biliyorsun. Bana her seferinde tekrarlatma. Her ne yaptıysam bizim iyiliğimiz için yaptın. Bunu anladım. Ama umurumda değil sizin yalanlarınız, entrakı, entrikalarınız hepsi sizi bağlar. Luke'un haberi var mı? Henüz yok. Sofia babasıyla konuştu mu? Bilmiyorum. Sizi gebertmek istiyor. Ya sen? Sadece her şeyi aydınlığa kavuşturmak istiyorum. İhtiyar gözlerini fotoğraftan ayırmamıştı. O yıllarda Gal henüz doğmamıştı ve Irwin Montefiore'nin küçük kızını görünce bir gün onun da böyle güzel bir kız olması için gizlice dua etmişti. Mucize gerçekleşmişti ama bu şeytanın bir hediyesi olmuştu. Sofia evliliğinin sizin koltanodaki hisselerinizi birleştirmek için bir bahane olduğunu düşünüyor. Doğru. Ve onların karşılaşmalarını siz ayarladınız. Bu da doğru. Bu seni şaşırttı mı? Hayır. Ama aklıma takılan bir şey var. Eğer doğru anladıysam yeni yatakları Koltano'dan habersiz işletmek istiyorsun. Doğru anlamışsın. Neden çocuklarına bırakmayı düşündüğün bir imparatorluğu soymaya çalışıyorsun? Çünkü kısa vade ve uzun vade var. Bugün en iyi fikir ortadaki parayı son kuruşuna kadar mümkün olan en hızlı şekilde toplamak. Sonra bunun bizi nereye götüreceğini savaştan ve bizim ölümümüzden sonra senin değişinle imparatorluktan geriye ne kalacağını göreceğiz. Böyle bir şirketi Luke ile Sofya'ya nasıl bırakabiliyorsun? Orayla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Her zaman zencilerden daha iyi olacaklardır. Bir gün Afrika'yı sevdiğini mi yoksa oradan nefret mi ettiğini bana söylemek zorunda kalacaksın. Cevabı sorunun içinde. Kalbim her zaman ikisinin arasında bir denge kuruyor. Hepsi bu mu? Oğlu anormal derecede kendinden emin görünüyordu. Morvan'dan bir şeyler saklıyor olmalıydı. Soruşturma ile ilgili olabilir miydi? Ya da Luke'la veya Sofia'yla. Morvan sessizliğini koruduğu en sevdiği yöntemdi bu. Karanlıkta pusuya yatmak ve avını gözlemek. Buraya seninle Jean-Philippe Marot'u konuşmaya geldim. Pernod cinayetinin zincirleme bir reaksiyon başlatacağını biliyordu. Ve katil de bunu biliyordu. Şu intihar eden gazeteci'mi mi? Haberin yok, yokmuş gibi yapmaktan haberin yokmuş gibi yapmandan korkuyor. Benim her şeyden haberim var. Bana neden ondan bahsediyorsun? Ölümünden birkaç gün önce Ludovic Pernod onun evinin çevresinde görülmüş. Yani pernot bir tür ajandı. Özellikle senin emrinle, emirlerinle baya bir insanı intihar etmek zorunda bırakmış bir herif. Dikkat et bir polis elinde kanıt olmadan böyle suçlamalar yapamaz. Marot'u sen mi öldürttün? Neden onun infazını emretmiş olayım ki? her şeye burnunu sokan biriydi. Belki de gizli kalması gereken bir şey bulmuştu. Onu yayınlayacaktı. Morvan sırtı oğluna dönük vaziyette pencerenin önünde durdu. Bu şekilde elleri ceplerinde dikilmeyi seviyordu. Gemi güvertesindeki kaptan tam karşısında her, her zamanki mesafeli, kibirli ve kibar görüntüsüyle Mesine Caddesi vardı. Sen zamanı şaşırdın evlat. Artık insanlar bu şekilde öldürülmüyor. Yumuşak bir konsensüs veya doğru bir siyaset izleniyor. Artık kimse para eden davalar dışında bir şeyle ilgilenmiyor. Ekoloji, küresellik karşıtlığı. Senin söylediklerin çok uzakta kaldı ve zamanımızda ücretler koleti belirliyor. Lafı ağzında geveleyip durma. Bana cevap ver. Morwen derin bir iç çekti ve üstünde bir su ısıtıcısı ile seramik fincanların durduğu masaya doğru yürüdü. Döküm çaydanlık çoktan ısınmıştı. Çaydanlığın içine kaynamış suyu boşalttı. Bir ayı verdik içecek istemediğini emin misin? Bunlar Lukun Tibet'ten getirdikleri. Ervin cevap verme zahmetinde bulunmadı. Morvin baharatlı kokusunu içine çekerek kendine bir fincan doldurdu. Bu karışımı her akşam yatmadan önce içiyordu. Soruşturmayı sen mi aldın? Bir soruşturma yok. Bunu sen de biliyorsun. Marot türünün en rezil araştırmacısıydı diye kabullendi Morvan sonunda. Yaptığı analizlerin çoğu yanlıştı ve neden olduğu skandalların en ufak bir değeri yoktu. Onu öldürttün mü? Evet ya da hayır. Bütün ölümleri benim sırtıma yükleyemezsin. Eğer Marot rahatsız edici bir şeyi eşelediyse seni yardıma çağırmış olmalılar. İktidar ile gazeteciler arasında enayice bir oyun vardır. Gazetecilerin ufak tefek skandalları ortaya çıkarmalarına izin verirler. Kendilerini kızdıracak esas konulara ilişmemeleri karşılığında. Marot ne üstünde çalışıyordu? Kimin umurunda? Bu eskide kalmış bir hikaye. O herifin neyi araştırdığını öğrenmeden onu öldürttüğüne inanmıyorum. Morvan oğlunun oturduğu kanepenin yanındaki koltuğa oturdu. Vietnamlı general De Luc Tho'nun ne dediğini biliyor musun? Her saniye dünya üstünde bir insan ölüyor. Zaman zaman bu ölenlerden biri iyi bir sebepten ölüyorsa ne mutlu Leduc Le To bir fanatikti yine de Nobel Barış Ödülünü aldı ödülü reddetti morvin fincanını kaldırdı zekice evlat Marot'un ölümü kimin yararına olmuştur tek bir şeyin ülke düzeninin sorman gereken tek bir soru var o da yeni çivi adam bunları nasıl ve nereden biliyor Aynı anda iki soruşturmayı yürütecek kadar büyüğüm. Eğer bu olayda senin suçlu olduğunu gösteren herhangi bir şey bulursam bitersin. Sana yemin ediyorum cinayetlerinin bedelini ödersin. Ben her gün kendi tarzımda ödüyorum. İnan bana. Çivi adamda ne durumdasın? Bir tanıkla konuşmak için hiçbir sebebim yok. Aslında şüpheli demem gerekirdi. Bu olayda atılan her yeni adımda senin bu işe bulaşmış olduğun belirginleşiyor. Oğlu acı verecek şekilde yarasına basmaya başlıyordu. Kızıyla ilgili duyduğu rahatlama hissi çayın dumanı gibi dağılıyordu. Öyleyse burada canımı sıkacağına git çalış dedi öfkeyle. Somut olaylarla çivilerin ve diğer şeylerin kaynağına odaklanmamı bana sen söyledin. Yani bu çiviler bir Luxemburg şirketi tarafından ithal edilmiş. Himak biliyor musun? Morvan Himak'ın bu eski hurdaları taşıdığını bilmiyordu. Katil İtalyanı da mı bu işe bulaştırmaya çalışıyordu? Kesin olan bir şey vardı. Bu olayların başlangıç noktası Orta Afrika'ydı. Cevabımı biliyorsun. Bu çivileri kim satın alıyor? Lartiguez. Demek onun da gözünden kaçan önemli olaylar vardı. Her şeye muktedir olduğuna inanan bir adam için iyi bir alçak gönüllülük dersi. Montefiori diye devam etti oğlu. O da Lontano'da mıydı? Evet, Digrako gibi. Nereye gelmeye çalışıyorsun? Afrika'da bu kadar öfkeye yol açacak ne yaptınız? Morvin sıcak, sıcak içeceğinden bir yudum aldı ve muğlak bir ses tonuyla yanıtladı. Bu o kadar eskide kaldı ki. Irwin hiçbir şey söylemeden kapıya doğru yöneldi. Dikkat et Irwin. Bu kadar fazla ipucu sana bir yol göstermez. Sadece bir labirent sunar. Günün cümlesi ha? Irwin babasını koltuğunda bırakarak merdivende gözden kayboldu. Morwen güçlükle ayağa kalktı ve kapıyı kilitledi. Komedinin çekmecesi hala açıktı. Kapatmadan önce tabancasını aldı, Namluda bir şarjör, şarjörde 15 adet 9 milimetrelik parabelyum mermisi olan çelik gövdeli bir Beretta 92 FS. Barış istiyorsan savaşa hazırlan silahı yerine bıraktı. O tüm hayatı boyunca hep savaşa hazırlanmıştı. Barışı asla bulamamıştı. 109. Metro istasyonunun adı Şekues Borsengent. Genç polis bu açıklamayı yaparken kızarıyordu. Şüphesiz bu isim benzerliğinden dolayı maruz kaldığı şakalardan usanmıştı. Gal onu sevimli buluyordu. Sakinleştiricilerin etkisi altında kendini yarı uykuda hissediyor ve bu bakir adamın varlığı ona tatlı bir beşik etkisi yaratıyordu. Gal bir eşofman takımı giymiş, omzuna bir kaban almıştı. Ama bu cazibesinde bir farklılık yaratmamıştı. Bunu hissediyordu. Genç polise koridorun sonuna kadar yürümeyi teklif etmişti. İçecek otomatının yanındaki vasistaz aralanabiliyordu. Galin canı sigara çekmişti. Polisin de fakültenin bir köşesinde yarenlik öden öğrenciler gibi Hemşireyi kollayarak sigara içiyorlardı. İkimizin burada kapalı kalması çok seksi öyle değil mi? Genç adam yeniden kızardı Sigarasından bir idam mahkumu gibi derin nefesler çekiyordu. Ne yaptığımı sana söylediler mi diye yeniden üsteledi Galp. Bana bahsettiler. Tereddütle karşılık verdi. Sergent yani Preston Yılsın caddesinde olanlardan. Büyük atlayış. Böyle söyleyebilirsin. Gal karşısında küçük bir çocuk varmış gibi konuşuyordu, yumuşak ve samimi, hatta alaycı bir ses tonuyla. Sergent 25 yaşında olmalıydı ama ucuz takım elbisesinin altında ezilmiş gibi daha yaşlı gösteriyordu. Genç adam sigarasını dışarı attı, sonra belli etmeden Gale baktı. Neden bu kadar ileri gittiniz? Ters giden planlar ama sonuçta siz cümlesini tamamlamadı. Onun yerine gözleri konuşuyordu. Mutlu olmak için her şeye sahip olan bu kız bu duruma nasıl gelmişti? Zenginlerin her şeyi vardı umut dışında. En azından ne yaptığımı biliyorsun iş olarak. Sinemacı değil misin? O benim kılıfım. Aslında ben bir fahişeyim. Ne? Sergen parçalar gibi oldu. Ne söyleyeceğini, hatta ne düşüneceğini bilmiyordu. Gal Fransa'nın en korkunç polislerinden birinin kızı, patronunun da kız kardeşiydi. Başlarda diye devam etti gal uyuşuk bir ses tonuyla. Bunun kariyerime yardımcı olacağını düşünüyordum ama sonuçta bundan zevk almaya başladım. Gecede 3000 avro, anlıyorsun değil mi? Aslında vizitesi 1000 avrodan fazla değildi ama genç kadını genç adamın kafasını karıştırarak eğleniyordu. Sergen cinayet soruşturmaları hakkında anlatacaklarıyla kızları şaşırtmanın hayalini kuruyor olmalıydı. Oysa Gal böyle hatta daha üst düzey bir dünyaya gözlerini açmıştı ve şimdi Deccal'e oynuyordu. Ben aslında evet diye kem küm etti Sergen ilginç. Söz konusu sadece para değil zevk de var. Çünkü yani bu hoş olabilir mi? Sergen söyleyecek bir şey bulamıyor her seferinde biraz daha çuvallıyordu. En kötüsü tamamen kayıtsız kalmak diye devam etti Gal. Yalandan bir edepsizlikle. En iyisi çok zevk almak. Bu ne acı veren ne de insanı alçaltan bir şey. Ben koridorda bir gürültü duyuldu. Aynı anda başlarını çevirdiler. Bir hemşire hemşireyle karşılaşmayı bekliyorlardı ama etrafta kimse yoktu. Sessizlik. Bu kilit altındaki katta eli kulağında bir felaket duygusu yaratarak genleşiyordu. "Ben bir kontrol edeyim." dedi sergent. Bu konuşmadan uzaklaşacağı için çok mutlu olmuş gibiydi. "Bana göz kulak olman gerekiyor, başkalarına değil." Yine de bir göz atmam lazım. Yerinizden kımıldamayın. Polis otoritesini geri kazanmıştı. Uzaklaştı. Gal kabanını yeniden omuzlarına aldı. Üşüyordu. Sıcaklıyordu. Boğazında ilaçların tadı vardı. Başka bir hayatta böyle bir genç adam hoşuna gidebilirdi. Hoş, kibar, günün ve gecenin her saati okşanacak, üstüne titrenecek bir varlık. Sakinleştiriciler hayasızca hayal kurmasına izin veriyordu. Antidepresan tedavisinin etkisini göstermesi için en az 10 gün gerekiyordu. Bunu beklerken de atlara verilen dozda sakinleştiriciler yutuyordu. Yıllardan beri bir psikiyatri klini, kliniğine ayak basmamıştı. Tuhaf bir şekilde de sen ene hiç gelmemişti. Fransa'da akıl hastaları semptomlarına göre değil, posta adreslerine göre yönlendirilirdi. Sonunda kendini burada bulmaktan ahlaksızca bir gurur duyuyordu. Çatlakların başkenti. Bu sergent ne halt ediyordu? Alacakaranlık tarafından eminmiş gibi ayak sesleri de duyulmuyordu artık. Sıkılmamak için bir sigara daha yaktı. Henüz tedavisiyle ilgilenen doktoru görmemişti. Ama gün içinde ki diğer hastalarla karşılaşmıştı. Psikiyatrın yumurtalıklarına zarar verici dalgalar yolladığından şüphelenen bir paranoyak. Hastanedeki yollardan birinin kendi adını taşıdığını iddia eden saplantılı yaşlı bir adam. Beynindeki kavurumların sayısını öğrenebilmek için tomografi çekilmesini isteyen bir başkası alışıldık şeyler. Birden tavan lambaları söndü. Gal gayri ihtiyari bileğine baktı. Saat yoktu. Işıkları söndürme vakti gelmiş olmalıydı. Gözleri karanlığa alıştı. Hiç gürültü yoktu. Görünürde kimse de. Ama Sergen neredeydi? Sigarasını attı ve onu aramaya karar verdi. 110. Irwin Kripo'ya gidip üstünü değiştirmesini emretmişti. Kripo bozulmuş, Irvin'in lafını ağzına tıkadıktan sonra Lartigues'in gecesine tek başına katılmasını söylemişti. Keyfi bilirdi. Al gün ağrana kadar oyalanacak bir şeyler bulurdu. Telefon dökümleriyle veya başka işlerle. Irvin ona Red Redlick'in tıbbi dosyasını bulma görevi vermişti. Uğraşabilirdi. Şimdi Villa du Bel Air'da Demiryolu boyunca uzanan kuyrukta sıradaydı yardımcısını komik duruma düşmekten kurtardığını düşünüyordu. Geceki dress kodun marki maskaralıklarıyla alakası yoktu. Yüzüne kadar siyaha boyanmış çıplak bir adam zorro maskesiyle kıyafetini tamamlamıştı. Bir diğeri lateksten bir pelerin giymiş çivilli kocaman bir köpek tasması takmıştı. Ayağında Platform tabanlı ayakkabılar bulunan bir kadın lal rengi bir badinin üstüne pembe bir tütü giymişti. La Petite çınarları altında kaybolan geçit töreni bu şekilde devam ediyordu. Tüm bu fauna sanki öteki dünyaya gidecek bir treni bekliyordu. En etkileyici olan da sessizlikti bu gece yaratıkları tek kelime konuşmuyor, gülmüyordu. Kuşkusuz talimatlara uyuyorlardı. Kimse yanındakini rahatsız etmemeliydi. Sıra ona gelmişti. Yanlış bilgilendirilmişsin. Bu kıyafetle içeri giremezsin. Ağzı ve burnu kafesle kapatılmış, sol gözünde bir bant olan kapı görevlisi kel ve obezdi. Titanyumla veya karbonla desteklenmiş bir korse giymişti. Hem zırh hem de büstiyer yerine geçen bu göğüslüğün her tarafına serum hortumları sıkıştırılmıştı. Ben kılık değiştirdim diye karşılık verdi Irwin. Ne kılığı? Polis. Çok komik. Irwin silahını göstermek için ceketinin eteğini kenara çekti. Silah kılıfın içindeydi. Kimliğimi göstermemi ister misin? Adam tereddüt etti. Irwin biraz daha ileri gitti. Ben Ivo'nun arkadaşıyım. Kontrol edebilirsin. Onun Lartigues'in arkadaşı polis ya da Yakuza olması kapı görevlisinin umurunda değildi. Sadece kostümü onu ilgilendiriyordu. Sonuçta bu alabro saçlı, suratsız, iri yarı herifin işe yarayabileceğini düşündü. Giriş bedava. Ev sahibinin keyfi bilirdi. Atölye tamamen değişmişti. Heykeller ortadan yok olmuş, ya da üstleri koyu renkli bir örtüyle kapatılmıştı. Onların yerini müthiş bir kalabalık, stroskopik flaşların ritmiyle tepinip dura duran, deliryum termsin son evresinden fırlamış bir insan topluluğu almıştı. Dışarıdan duyulan sağır edici gürültü burada yoğun bir ateş ve demir sesine, makine, cihaz karışımı Tuhaf aletlerle çalınan bir endüstriyel müziğe dönüşüyordu. Lateks'e kendiliğinden bir eğilim vardı. Bazıları lateksi sadece aksesuar olarak kullanmakla yetinmiş, bazıları ise sanki doğal epilasyon gibi başları da dahil olmak üzere tamamen lateks kıyafetler giymişti. Cinsiyetleri ve kimlikleri belli olmayan bu insanlar büyük bir zarafetle bellerini kıra kıra yürüyorlar. Yakıcı organlar gibi müziğin içine akıyorlardı. Askerler de vardı. Naziler, Fidel kastrolar, Kızıl Kımarlar. Soykırım, işkence, toplu katliam sembolleri, insanı iliklerine kadar titreten, tiz ve bas sesler püskürten hoparlörün altında dans ediyorlardı. Urban hemen en Simoni'nin de mensubu olduğu tıbbi fetişim fetişizm meraklılarını fark etti. Az sayıda hemşire yerlerini tellerle bağlamış, engellilere çıplak ve tepeden tırnağa aşı boyasıyla kaplanmış bay betadinlere ka kavuçuk kayışlarla rozbif gibi bağlanmış bayan turnikelere bakıyordu. Azınlıktaki sadomozolar hakimiyet ve itaat etme sahneleri canlandırıyorlardı. Ellerinde Ağızlığa takılı sigaralarıyla siyah takım elbiseli, kerli ferli ciddi adamlar 19. yüzyılın Rob de Afyon Keş süpeleri bir hayvan gösterisinden fırlamış gibi duran kızlar tarafından kırbaçlanıyor ya da tasmalarından çekilerek dört ayak üzerinde dolaştırılıyorlardı. Saçları diken diken dişi köpekler, uzun kuyruklu dişi leoparlar, ipek gibi yumuşak tüylü panterler. Kendine bir yol açarak ilerleyen Irwin yeni tarzlar, yeni çılgınlıklar gördü. Sargılara sarılmış mumyalar, deli gömlekleri giymiş insanlar, Jean Genet'in Denizci atlı romanındaki gibi giyinmiş gemiciler, vinil kıyafetli rahibeler. Tabii bir de Piercingli diller, memeler, suratlar, yaralı omuzlar ya da kalçalar vardı. Dövmelere gelince gecenin alt metni boyunlara, bellere, kollara, boğazlara yazılmıştı. Bu bir sadomasoşizm değildi bir alemde. Hatta bir eğlence bile değildi. Alkol ve uyuşturucu yasaktı. Her tarafı asılmış panolarda bu açıkça belirtilmişti ve büfede vejeteryandı. Irwin'ın da kabul etmek zorunda olduğu gibi bu dünya dışı toplantının tuhaf bir güzelliği vardı. İkinci salonda yine oldukça kalabalıktı. Tavandan kasap çengelleri sarkıyordu. Bu çengellere de bedenler asılmıştı. Yatay pozisyonda canlı insan bedenleri genel kaos ortamının üstünde büyük bir rahatlıkla süzülüyorlardı dev olta iğnelerini asılı etler. İnsanlar pistte dans ediyorlar, çığlıklar atıyorlar, kudurmuş gibi pogo yapıyorlardı. Elektro gitardan yükselen cayırtılar, kulak delici ıslıklara ve bas gitarlardan yayılan tok seslere karışıyordu. Ateş püskürtücüler ise her püskürtmeleri oley nidalarıyla ödüllendirilerek aslan payını alıyordu. Irwin korkunç şeyler gösteren video ekranlarıyla aydınlanmış karanlık bir koridor buldu. Genç bir kadın keter, kerpetenle diş söküyordu. Oğlan kılıklı bir yeni yetmenin canlı canlı derisi yüzülmüştü. Çiğ bir ışığın altında cerrahi operasyonlar devam ediyordu. Bu canavarca görüntülerin gerçek mi, düzmece mi olduğunu söylemek imkansızdı. Yeni bir salon, ortam değişikliği. Ne müzik ne de yanıp sönen ışıklar. Salon Japon mimarisinin temel ilkelerine göre düzenlenmişti. Ahşap sadece ahşap ne çivi ne de çimento. Irwin Lartigue'sin kendi dairesini de davetlilere açtığını düşündü. Gösteriyi görmek için safları vardı. Çıplak ve tombul bir Japon kadın. İpek kozası içine hapsolmuş bir tırtılı taklit ederek kıvranıyordu bir efendi onu büyük bir özenle bağlıyordu. Standart dışı bu geceden etkilenmeye başlıyordu. Terlemişti. Bir çocuğun elindeki dolu bir silah gibiydi. Her an bir kaza meydana gelebilirdi. Soruşturma bakımından burada zaman kaybediyordu. Ne umuyordu ki? Çivi adamı bu kaçıkların arasında bulmayı mı? Sonraki oda gürültülü bataklığa geri dönüş. 70'li yılların fanka. Duvarlarda ışıklı sıvastikalar. Karanlık bir köşede kalabalık bir grup gördü. İri yarı bir kadın boyu yaklaşık 2 metre olmalıydı. Kollarında nasılmıştı. Bacakları kayışlarla gerilerek iyice açılmıştı. Yerden 1 metre yukarı çekilmişti. Çıplak ve tıraşlı bacak arasının dışında tamamen lateks bir giysi giymişti. Vulva'nın genel çılgınlığa kendini kaptıran Irwin'ın aklına bir midyenin hatları ve DNA'nın ikili sarmalı geldi. Irwin'a daha önce de bundan söz etmişlerdi ama bu akşam başka bir aşamaya geçilmişti. Gözlerini kaçırdı ve kalabalığın içinden çıkmak için kendine yol açarken lal rengi tulum giymiş bir yürüteçten destek alan biriyle karşılaştı. Kırmızı şeytan başlığını çıkardı, redlikti. Boynunda sanki yaralarıyla eğleniyormuş gibi gülümseyen kocaman bir İsa vardı. Burada ne yapıyorsunuz diye sordu Irvin şaşkınlığını belli etmemeye çalışarak. Sizin gibi dikizliyorum. Siz de mi bu topluluğa aitsiniz? Topluluk diye bir şey yok. Toplanıyoruz. Topluluk var. Dağılıyoruz. Topluluk yok. Redley gruptan uzaklaştı. Irwin de onu izledi. Adamın yürütecine jiletlerin takılı olduğunu fark etti. Bunlar hoşunuza gitti mi diye sordu etnolog. Fena değil. Kostümlü balo gibi. Yanılıyorsunuz. Bu akşam kimse kılık değiştirmedi. İnsanlar hafta içinde kravatları ve omuzlarında çantalarıyla işe giderken kılık değiştirirler. İşte asıl karnaval odur. Toplum bizi başka kılığa girmeye zorluyor. Burada yeniden kendimiz oluyoruz. Mekan felsefi bir konuşma için uygun değildi. Peki kan diye bağırdı Irwin. Er Ekranlardaki o korkunç görüntüler beden sadece bir geçiştir. Ya çengelleri asılı erkekler, bağlanmış kızlar, acı bizi eğitir. Bakınız İsa, hepimiz mutantız. Bu maskaralığın yombe büyüsüyle bir bağı var mı diye sordu Irwin didişmekten bıkmış halde. Yürütecini bırakan Redlich onun koluna tutundu. Bana yardım edin şu tarafa gidelim. Irwin sanki yaşlılar yurdunun bahçesinde karşılaşmışlar gibi ona destek oldu. İlerledikçe funk müzik azalıyor ve yerini elektronun yeni sarsıntıları alıyordu. Redlich kolunu Irwin'ın boynuna atmıştı. Genç adam lateksin yakıcılığını ensesinde hissediyordu. Yeni salonda öncekiler gibiydi. Dönem projektörler, beton, zemin. Almanların yıldırım savaşını andıran bir gürültü. Tek fark kalabalığın iki gruba ayrılmış olmasıydı. Korseliler ağızları ile burunlarına kafes geçirmiş olanlar, protezliler, koşum takımlar, beşer metre arayla karşılıklı duruyorlardı. Birbirlerini değerlendiriyorlar, hayranlıkla bakışıyorlar ve sanki eski tarz bir dansa menüete veya kadrile başlamayı bekliyorlardı. Bu kez başka bir şey oldu. Duman bulutlarının arasından kel kafalı uzun deri paltolar giymiş, omuzlarında siyah kumaş kaplı ahşap bir tahterevan taşıyan adamlar belirdi. Bütün salondan bir anda müziğin sesini bastıran bir uğultu yükseldi. Fantomlar, sakallı dansözler, kaytan bıyıklı askerler, yarı saydam tülün ardındaki kutsal varlığı görebilmek için yaklaştılar. Irwin gözleriyle hareketleri takip ediyordu. Bir tarikatın merkezindeydi ve sonunda guru geliyordu. Perdeler açılınca kalabalık çığlık atarak geri çekildi. Tahtiremanın içinde rıhtımda bulunan en simoninin pozisyonunda duran çıplak bir kadın vardı. Dizleri çenesinin altında toplanmış, kolları bacaklarının etrafında dolanmış bir şekilde oturur vaziyetteydi. Vücudunun tamamı bir kirpi gibi çivilerle, cam kırıklarıyla ve keskin metal parçalarıyla kaplıydı. Tahtireman kalabalığın arasında salınarak dolaştırılıyordu. Kadın insan boyutlarında reçineden yapılma sıradan bir teşhir mankeniydi. Çiviler, ayna kırıkları ve ip kuşkusuz normal bir hırdavatçıdan satın alınmıştı. Tüm bunlar hem gülünç hem de tiksindiriciydi. Ama orada bulunanların hayranlığı son derece gerçekti. Kollar havaya kalkıyor, acı çeken bakirenin çevresinde mırıltılar artıyordu. Irvin uzaklaşmak için döndü, sağ bacağında bir darbe hissetti. Başını aşağı eğdi, Ivo Lertiguez tekerlekli sandalyesinde aşağıdan ona bakıyordu. Bir mumya gibi sargı bezleriyle sıkı sıkı sarılmıştı. Ona yanmış bir hortlak görüntüsü veren yüzüne gri külle makyaj yapılmıştı bir şüpheli arıyordunuz diyerek sırıttı. Ben size 300 şüpheli sunuyorum. 111. Bütün katı aramıştı. Sergent yoktu. Yapacak başka bir şey olmadığı için onu beklemek üzere odasına dönmüştü. Kendisini bırakıp gittiğini düşünemiyordu bile. Birincisi asla emirlere itaatsizlik etmezdi. İkincisi küçük polis Galin arkadaşlığından hoşlanmışa benziyordu. En azından gal öyle olduğunu umuyordu. Bir tur daha atmaya karar verdi. Yeniden koridora çıktı. Sadece sokak lambalarının pencerelerden sızan ölgün ışığıyla yönünü bulabiliyordu. Birden durdu. Bir odadan gürültü gelmişti. Kulak kabarttı. Sanki bir sulama borusundan su fışkırıyordu. Kapı aralıktı. İçeriden ani ışık patlamaları geliyordu. İçeriye bir göz attı ve birkaç saniye boyunca gördüğünü anlamaya çalıştı. Bir yatağın etrafına bir perde çekilmişti. Yatakta bir adam uzanıyordu. Düzenli bir adım, adımla gırtlağından kan fışkırıyordu. Dalgıçlarınkine benzeyen siyah bir tulum giymiş bir süliyet yatağın başucunda hareketsiz duruyordu. Dehşete kapılan, kapılan gel gal zaman zaman çakan ışınlı ışıkların bir cep telefonunun flaşları olduğunu anladı. Ayaktaki adam can çekişmekte olan kişinin fotoğraflarını çekiyordu. Gal sonunda tablonun öğelerini birleştirmeyi başardı. Kurban kuşkusuz sergentti. Fotoğrafçı da katil. Fetiş gecesindeki soytarılardan biri gibi giyinmişti. Gal beyninin derinliklerinde adamın üstündeki Japon kökenli giysinin adını hatırladı. Sentai. O anda katil onun bulunduğu tarafa doğru başını çevirdi. Gal hiç düşünmeden koridora doğru hızlı bir koşuya kalktı. 200 metre sonra katın kapısıyla karşılaştı. Elbette kapalıydı. Arkasına baktı. Yüreği ağzındaydı. Peşindeki canavarı görmeyi bekliyordu. Kimse yoktu kendisini fark etmemiş olabilir miydi Aynı anda açık bir kapı gördü içeri daldı ve boş bir odayla karşılaştı Şiltesiz iki yatak, çelik dolaplar, bir banyo Banyoya girdi, naylon duş perdesinin arkasına çömelir, çömelmez bu kararından pişmanlık duydu. İçeri girer girmez katilin bakacağı ilk yer burası olurdu. Ama düşünmek için gizlenmesi gereken kapalı bir yere ihtiyacı vardı. Yardım çağırmak, bu onun yerinin belli olmasına neden olurdu. Diğer hastaları uyandırmak, ilaçların etkisi altında yarı ölü gibiydiler, hiçbir yardımları olmazdı. Borulara, radyatörlere de vurabilirdi. Akıl hastanelerinde bir temel kural vardı. Bir metalin başka bir metale teması, alarma başlatırdı ve hemşireler de anahtarlarını kullanarak, genel alarmı devreye sokarlardı. Ancak üstünde hiç metal yoktu. Hepsini almışlardı. Kendi fare kapanına kasılıp kalmıştı. Saniyeler karanlığın içinde uzayıp gidiyordu. Bütün bedeni spazmlarla titriyordu. Korkunç ironi. Önceki gün kendini öldürmeye kalkışan o şimdi ölmek istemiyordu. Aklına başka bir şey gelmişti. Sergent'in her kapıyı açan bir anahtarı olmalıydı. Galin deliğinden çıkması gerekiyordu. Odaya geri dönmesi. Sergent'in ceplerini karıştırması. En kötü olasılıkla cep telefonunu bulur ve Irvin'i arardı. Elinde bıçağıyla, zenta ile adamla karşılaşmaktan korkarak perdeyi araladı. Kimse yoktu. Banyodan çıktı ve koridora bir göz attı. Kimse yok. Gitmiş olabilir mi? Kimdi o? Başka bir servisten kaçmış bir deli mi? Hayır, kıyafeti ve kilit altındaki bu servise kolaylıkla girmesi onun hastanedeki tutsaklardan biri olmadığını gösteriyordu. Hastane özellikle de Gal onun tutsağı olmuştu. Hedef kendisiydi. Sergentle ile karşılaşmış beni ve onu öldürmüştü. Hepsi bu. Sanki görünmez olacakmış gibi duvar boyunca ilerleyerek cinayet odasına doğru kısa ve sık adımlarla yürüdü. Koridorda hiçbir hareket yoktu. Gal zorlukla nefes alıyordu. Sanki havadaki basınç artmış, oksijen azalmıştı. Arkasında ayak sesleri duydu, çığlığına hakim oldu ve karanlığın içinde kaybolmayı umarak yere çömeldi. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Linolyum zemin üstünde kavuşuk tabanlar birden onu gördü. Bir hasta bakıcı ya da beyaz önlüğü ve elinde feneriyle bir gece bekçisi. Korku eriyen bir mum misali üzerinden akıp gitti. Ayaklarının üstünde sıçrayıp doğruldu ve ona doğru koştu. Bağırıyor. Ancak ağzından hiç ses çıkmıyordu. Karanlık ona henüz tüm yeteneklerini geri vermemişti. 20 metre kalmıştı ki yaratık Adamın arkasında belirdi. Gal bu görüntüyü kavrayıncaya dek başka bir görüntü daha eklendi. Siyah, parlak kol, eldivenli el, gırtlağa giren bıçak. Bir sonraki görüntü hasta bakıcının şah damarından fışkıran kan oldu. Gal duvara yapıştı. Kurban dizlerinin üstüne çöktü, sonra hemen ardından yere devrildi. Şiddetli spazımlarla kasılıyordu katil gözlerini Gal'den ayırmıyordu. En azından ona öyle geliyordu. Çünkü adamın başında görünür tek bir delik yoktu. Şimdi şimşek hızıyla hatırladığı bu tür maskeler nefes alışını zorluyordu. Sonuç Gal kaçmak istedi ama bunu yapmasına yerde bunu yapacağına yerde kas katı kesildi en ufak bir harekette bulunamıyordu. Sanki şakakları mengeneye sıkıştırılmış, kolları ve bacakları felç, felç olmuştu. Görüşü bulanıklaşıyordu. Adam hala ona bakıyordu. Tamamen simsiyah olan yüzü deri kaplı bir kütük parçasını andırıyordu. Gal adamın üzerine atlamasını bekliyordu ama o eğildi ve acele etmeden öldürdüğü adamın kana bulanmış beyaz önlüğünü çıkardı büyük bir keyifle sırtına geçirdi. Gal bu yeni kıyafetten adamın zevk aldığını anladı. Fetişim, fetişizm, ahlaksızlık, insanlıktan uzak bir ruhun çarpık zevk duygusu. Kaçmak neye yarardı? Hiçbir çıkış yoktu. Birisi söylemişti. Eğer bütün olasılıklar ortadan kalkmışsa geriye ne kalır? İmkansızlık. Aklına katilin ayaklarının dibinde yatan hasta bakıcının cebindeki anahtarlar geldi. Fazla düşünmeden başlıklı adama doğru hamle yaptı. Onun tepki göstermesine fırsat vermeden cesedin üstüne çıkmıştı bile ve ceplerini yokluyordu. Anahtar yoktu. Beriki vurmak için kolunu kaldırdı. Gal kendini yana atarak darbeden kurtuldu. Bir daha denedi. Kemerden bir şıngırtı sesi geldi anahtar demeti parmaklarının arasındaydı. Ancak esnek bir anahtarlıkla pantolona bağlıydı. Bir el onu yerden kaldırdı. Kanlı bıçak üzerine doğru geldi. Gal geriye doğru sıçradı. Bu hareket saldırganın dengesini bozdu. Gal kaçüstü yere oturdu. Anahtarlar elinden fırlamıştı, ama adam da onu bırakmıştı. Adamın dizine vurmak için bacağını uzattı, boşuna bir çaba. Eldivenli el onu saçlarından yakaladı. Gal hala mücadele ediyordu ve adamın kasıklarına isabet eden yeni bir tekme savurdu. Aslında taşaklarına hedef almıştı. Bu kez herif geriledi. Bu da Gal'in doğrularak kaçmasına yeterli oldu. Hala kapandaydı ve anahtarları almayı başaramamıştı. Yine yemek salonuna daldı. Burası yatakların yerine masaların bulunduğu alelade bir odaydı. Pencereye doğru koştu. Tabii ki kolu yoktu. Kapana kısılmıştı ama yaşadığı paniğe rağmen gözüne başka bir şey çarptı. Sol tarafta giyotin kapılı bir tabak asansörü vardı. Bu dözenek bir sürü kaçma kovalamaca filminde işe yarıyordu. Sadık bir gizlenme yeri. Kapı açtı ve içine sığabileceğini tahmin etti. Katil kapıda göründüğünde beyaz önlüğünden kurtulmuştu. Gal bölmenin içine girmişti bile ve mekanizmayı çalıştırmak üzere elini uzatıyordu. Gördüğü son şey kapanan iki kanat arasından uzanan siyah el oldu platform karanlığa doğru inerken aklına saçma sapan bir cümle geldi. Akşam yemeği hazır.